Merhaba Shift Elite Net izleyenleri. Bu videomuzda incelemekten çok büyük keyif aldığım bir ürünü inceleyeceğiz. Peki bu ürün ne? Hemen çıkartıyorum. Inmotion V3C. Kendisi e, tek tekerlekli elektrikli bir bisiklet. Yani tek tekerlekli dediğime bakmayın. İki tane tekerleği var. Sürüşü daha rahat olması açısından incelemenin diğer zamanlarında, ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim zaten. Hemen isterseniz tasarımından bir başlayalım. Tasarımı zaten bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi. Herkes geleceğe dönüştüki hoverboard'u beklerken teknoloji bize böyle bir şey sundu. Tasarımından başlayalım. Sarı ve mavi renk seçenekleri var. Dik tuttuğumuzda yani aslında ilk önce şundan bahsetmek lazım. Dik tutmak için açmanız gerekiyor. Kendisi içerisindeki jiroskop cihazın dik durmasına olanak sağlıyor. Eğer Açmazsanız böyle sağ veya sola yatabiliyor. Açmak için de hemen buradaki led göstergeli tuşu tutup sağa doğru çekmeniz gerekiyor. Şşş yavaş olun sakin. Cihazı açtıktan sonra artık üstüne binmeye hazır hale geliyor. Hemen böyle açıkken tasarımından başlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru gidelim. Aslında en büyük özelliği motion V3C'nin taşınabilir olması, taşınabilirliğinin kolay olması. Hemen burada gördüğünüz tuşa basıp yukarıya doğru çektiğinizde bir tane kola çıkıyor. Bunu zaten e, bavullardan da görebiliyorsunuz. Yani örneğin bir engele denk geldiniz. Hemen bunu çekip kolayca yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ondan sonra üstüne binip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Aşağı doğru geldiğimizde ayağınızın değdiği yerlerin rahat olması açısından sağ ve sol tarafı da e, kaçuk sünger tarzında plastik tarzıyla bir madde ile kaplanmış. Bunun için sünger oldukça rahat bir kullanım sunduğunu söyleyebilirim denediğim zamanlar e, süresince. Burada gördüğünüz 4 adet e, barda cihazın batarya göstergesi. Eğer bu e, açma kapama tuşuna hani soldan sağa çekiyordunuz ya bu cihazınızı açıyor. Kapatmak için de aynı işlemi uyguluyorsunuz. Eğer sağdan sola doğru çekerseniz de öndeki ışığı yakmış oluyorsunuz. Arkasında da bir tane ışık var. Bu da geri giderken yanıyor. Oldukça sağlam bir malzemeden yapıldığını söyleyebilirim. Yani şimdi gerçekçi olmak lazım. Düşmeye çok elverişli e, bir cihaz kendisi yani içerisindeki jiroskop aslında dengede durmayı çok fazla kolaylaştırsa da ben üstünden düştüm. Zaten çok büyük yaralanmalara sebebiyet verecek bir düşme üstünden yaşamıyorsunuz. Zaten Emotion ve 3 cyi aldığınızda bir eğitimden geçiyorsunuz. Cihazı kullanmayı öğreniyorsunuz. Nasıl ki bisiklet sürmeyi doğuştan bilmiyordunuz öğrendiniz. Emotion ve 3 cyi de o şekilde kullanıyorsunuz kullanmaya başladıktan sonra zaten yani yavaş yavaş öğrenmeye başladıktan sonra üstünde gezmenin inanılmaz bir keyif olduğunu söyleyebilirim. Tasarımından devam edelim. Hemen burada sağda ve solda ayaklarınızı koyduğunuz yerleri görüyoruz. Bunlar metalden yapılmış. Hemen onun yanında da aynı şekilde kauçuk içi sünger dolu bir malzeme var. Bu da rahatlığınız için önemli. Bu metal plakaların kaymadığını belirtmem lazım. Üstüne hani tutkal yapıştırmış gibi kalıyorsunuz. Tasarımında başka söylenecek bir şey var mı diye düşünüyorum. Ancak yok İsterseniz bir teknik özelliklerinden bahsedelim. Kendisi 13,5 kilogram ağırlığında zaten çok fazla havaya kaldırmıyorsunuz. Çünkü burada hani o bavul benzeri taşıma aygıtı taşımanızı oldukça kolaylaştırıyor. En fazla 18 kilometre hızına çıkıyor. En fazla gidebildiği mesafede 14 kilometre. Bataryası 90 dakika içinde sıfırdan 100'e kadar geliyor. 120 kiloya kadar ağırlığı destekliyor. 120 kilo, kilograma kadar üstüne binebiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. İçerisindeki motor bu arada elektrikli bir motor. Tabii ki 450 watt gücünde. Tekerleklerde 14 inç büyüklüğünde 2 adet tekerleği var. Zaten çok fazla bir teknik özellikten bahsedeceğimizi söyleyemeyiz. Çünkü her şey yerli yerinde. İsterseniz biraz kullanım tekniklerinden bahsedelim. Nasıl kullanacağınızdan bahsedelim. İlk önce InMotion'ı e açtıktan sonra ayağınızı bir ayağınızı sadece pedala koyuyorsunuz. Cihazı içeri doğru yatırıyorsunuz ve üstüne atlıyorsunuz. Daha sonrasında içerisindeki jiroskop zaten sizi dengede tutmada çok büyük bir şekilde yardımcı oluyor. Harekete başladıktan sonra da zaten dengenizi iyice kurmaya başlıyorsunuz. Kendinizi öne doğru eğim verdiğinizde ileriye doğru geriye verdiğinizde de geriye doğru gidiyorsunuz. Hareket halindeyken eğer geriye verirseniz yavaşlamanıza sağlıyor bu. Dönüş için de yapmanız gereken şey aslında çok basit. Dizinizi kırıp ayağınızı içeriye doğru eğmek. Hangi tarafa dönmek istiyorsanız o ayağınızı içeriye doğru kırmanız gerekiyor. Ondan sonrasını zaten Inmotion V3C kendisi hallediyor. Yani şimdi bunun üstünde gidebildiğinizi söyledim ancak bunun üstünde trafiğe çıkmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü trafikte sürülmesi gereken bir araç değil. Yani tamam eviniz İş yerinize yakındır, okulumuza yakındır gidebilirsiniz. Fakat trafiğe kesinlikle çıkmamalısınız. Kısa mesafelerde gitmek için veya parkta eğlence amaçlı sürüşler için kesinlikle düşünebilirsiniz. Yokuşta veya yokuş aşağı ve yokuş yukarı çıkma deneyimlerinden biraz bahsedeyim size. Yokuşu çıkmada herhangi bir problem yaşadığını söyleyemem. Yine aşağı inerken de çok fazla hızlanmıyor. Kontrolün sizde olduğunu hissedebiliyorsunuz. Asfaltta gidebildiği gibi toprak zemin üzerinde de gidiyor. Ama toprak zeminde çok fazla e, performans alamadığınızı söylemem lazım. Yani özellikle eğer ıslaksa zemin oldukça zorlanabiliyorsunuz. Denge kayıplarını yaşayabiliyorsunuz. Hakkında daha söylenecek bir şey var mı diye düşünüyorum. Şunu söylemem lazım. Öğrenmek biraz zaman alıyor. Ama bunu zaten e, satıcı firma sizin öğrenmenize yardımcı oluyor. Öğrendikten sonra üstünde gezmek inanılmaz bir keyif olduğunu söyleyebilirim. Yani parka gittiğinizde veya kısa mesafede gitmek istediğinizde kullanmak isteyeceğiniz bir numaralı araç olarak karşınıza çıkıyor. Son olarak da cihazımızın 2200 liralık fiyata sahip olduğunu söyleyelim. 2200 lirayı hak ediyor mu? Peki bence hak ediyor. Alıp kullanmaya başladıktan sonra 2200 lirayı iyi ki verdim diyebilirsiniz. Çünkü çok keyifli olduğunu üstüne basa basa vurgulamam lazım. Bu incelememizde InMotion V3C'yi inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.